Değerli katılımcılarımız, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümesi olan Saha İstanbul öncülüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Saha Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na değerli konuşmacıların savunma sanayi ile ilgili önemli konu başlıkları çerçevesinde katılım gösterdiği panel serimiz devam ediyor. Saat 11'de başlayan ilk oturumun ardından Saha Expo 2021'in panel programının siz değerli katılımcılarımızla buluşturacağımız ikinci oturumu için toplanmış bulunuyoruz. Tüm katılımcılarımızı fuarın ev sahibi Saha İstanbul Yönetim Kurulu adına selamlıyor ve hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler. Efendim, günün ikinci panelinin konu başlığı Türkiye'nin araştırma altyapıları ve bunların savunma sanayinde yansımaları olacak. Fazla uzatmadan sözü gerçek sahiplerine bırakmak istiyor ve huzurlarınıza birbirinden değerli konuşmacılarımızı davet ediyorum. Efendim, ilk olarak panelin yönetimini üstlenecek olan TÜBİTAK'ın değerli başkanı Sayın Profesör Doktor Hasan Mandal hocamı sahnede yerine almaya davet edeceğim alkışlarınızla. Değerli hocam, konuklarımızı birlikte karşılayalım. Evet, sıradaki davetim Savunma Sanayi Başkanlığı Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Doktor Şaduman Aziz için. Evet, hemen ardından Bilkent UNAM Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi profesörlerinden Profesör Doktor Hilmi Volkan Demir geliyorlar. Ve takdiminden mutluluk duyduğum son panelistimiz İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Dekanı Profesör Doktor Altan Çakır olacak. Değerli panelistlerimize de hoş geldiniz diyorum. Kıymetli Hasan Hocam, panelin yönetimi için sözü size bırakıyor. Kıymetli katılımcılarımıza iyi seyirler diliyorum. Evet, kıymetli konuklarımız, panelistlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Saha Expo'nun üçüncü gününde dün resmi açılışı da yapıldı. Bugün de yine heyecanla devam ediyor. Hem Saha Expo'nun amacına uygun olarak ekosistemin ilgili paylaşımlarının, özellikle yüz yüze görüşmelerinin gerçekleştiği, aynı zamanda da fuar esnasında panellerin gerçekleştiği, şu anda bu sürecin belki bizim açımızdan, gerçi topluluğa katılımcılarımıza baktığımız zaman, salonun büyüklüğü dikkate alındığı zaman belki hala o yeterince etki oluşturmuyor olabilir, ama ben buna yürekten inanıyorum. Bu sürecin en çok konuşulan boyutu tabii ki ürün sürecindeki işbirlikleri, teknoloji geliştirme noktasında işbirlikleri, ama onun da ötesinde bu sürecin teknolojiye dönüşümü, ürüne dönüşümünün önemli bileşeni, bu sürecin Ar-Ge bileşeni. Çünkü bu olmadığı zaman o konudaki oluşturacağınız katma değer, o konuda oluşturacağınız rekabet unsuru çok sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu kapsamda bir panel gerçekleştireceğiz. Umarız amacına uygun bir şekilde çok değerli konuklarımızdan, panel üyelerimizden bu anlamda deneyimlerini paylaşacağız. Biraz önce ifade edildi, ben zaman kaybetmek istemeyeceğim. Burada üç panelistimiz var. Hem konunun kamu tarafının destekleyicisi noktasında, savunma sanayi dediğimiz zaman başlangıçta gelen, ilk aklımda gelen savunma sanayi başkanlığımızın Ar-Ge Daire Başkanı Şaduman Hanım. Takibinde ülkemizdeki araştırma altyapıları, yani araştırma, kamu araştırma merkezi statüsünde olan UNAM'ın, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezimizin yöneticisi Volkan Hocamız. Ve araştırmada kamu üniversitelerimizin arasında öncü bir rolü olan İstanbul Teknik Üniversitemizde araştırma süreçlerinin koordinasyonunu yeni bir yaklaşımla, yani araştırma süreçleri dekanlığı olarak yürüten Altan Hocamız katkı verecekler. Şu şekilde ilerleyeceğiz. Ben üç soruyla, kendileriyle daha önce de zaten iletişimimiz oldu. Üç soruyu üç kez döneceğiz. Sonrasında inşallah vakit bulup sizlerden de görüş, öneri, değerlendirmelerinizi almak isteyeceğiz. Birinci nokta olarak şunu ben dikkate getirmek istedim. Tabii ki savunma sanayi bizim için kendi sektör kadar olduğu kadar diğer sektörler için de öncü bir sektör.
bu sektördeki elde edilen deneyim hem teknoloji anlamında hem de iş yapma anlamında, iş yapma yöntemi anlamında oldukça kritik. Ve yakın zamanda baktığımız zaman rekabetin unsurundaki en önemli yenilikçi yaklaşım, bilgiyi üreten kurumlarla bilgiyi kullanan kurumların daha fazla ve çift yönlü, yani tek yönlü olmayan, bilgi üretenin bilgi üretmekle görevinin bitmediği, bilgiyi kullananın da o bilgiyi sadece almakla bitmediği, tersini sürekli bir iş birliğinin olması. Bu üniversite, sanayi, tüm boyutta baktığımız zaman hem ulusal hem de uluslararası boyutlarıyla birlikte. Bu anlamda değerlendirdiğimizde, yani biz savunma sanayinde, evet %80'lere ulaşmış olan bir noktadayız. Ama bunu birazcık öz değerlendirmesini yaparsak her zaman daha iyisi mümkün noktasında. Daha kritik, daha zor ve daha rekabetçi unsurları paylaşmakta bizim araştırma ekosistemimizin, yani araştırma altyapılarımızın, yani araştırmanın yapıldığı birimlerin ekosistemdeki işbirliklerini daha da nasıl artırabiliriz noktasında benim birinci sorum bu yönde. Hem düzenleyici kurumumuz olarak, yani ve diğer iki kurumumuzda bu sürecin araştırma yapan kurumlar olarak biz, yani var olan süreçlerimizde iyiyiz ama daha iyisi her zaman mümkün ve bu da bilim ve araştırma temelli. Bu kapsamda bu araştırma altyapılarımızın ekseninde bu işbirlikleri daha da nasıl geliştirilebilir, iyileştirilebilir? Evet, Kadron Hanım buyurunuz. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Öncelikle bu fuar ve organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Umarım herkes için verimli bir fuar oluyordur. Siz katılımcılarımıza, izleyenlerimize de saygılarımı sunuyorum. Sayın Hocam, sizin de söylediğiniz gibi aslında hem teknolojinin hem de ürünlerin sürdürülebilirliği anlamında iki kilit noktamız var. Aslında işbirliği dendiğinde iki unsur öne çıkıyor. Birisi koordinasyon, diğeri de organizasyon. Bu iki önemli kilit noktayı biz paydaşlarla birlikte iletişim halinde, istişare süreçlerini de dahil ederek yönetebilirsek, yönetebiliyorsak ki öyle diye düşünüyorum, işbirlikleri aslında önümüze seriliyor. Bu kapsamda biz Savunma Sanayi Başkanlığı olarak diğer kamu kurumlarımızla beraber geleceği de şekillendirmek üzere özellikle çalıştaylar, odak teknoloji ağları, teknoloji paylaşım günleri gibi platformlarda bir araya gelerek teknoloji anlamında hangi noktadayız ve neler yapmamız gerekiyor kapsamında bir istişare ortamı yaratarak bilgi alışverişlerinde bulunuyoruz. Tabii tam da aslında Sayın Başkanım da ifade ettiği üzere ürünün sürdürülebilirliği burada ortaya çıkıyor. Projelerimizde birçok teknoloji gösterimi ve prototipler hayata geçiriyoruz ama bunların ürünleşme sürecinde hep beraber çalışıyor olmamız lazım. Bu nasıl olacak? Teknolojiyi ortaya çıkaranla ürünü, platformu, sistemi hayata geçireni bir araya getirmemiz gerekiyor bu anlamda. Ve özellikle alanında uzmanlaşmış paydaşlarımızı, akademisyenlerimizi, teknoloji geliştiren araştırmacılarımızı ortak faaliyetlerle, özellikle platform ve sistem geliştiren paydaşlarımızla, firmalarımızla bir araya getirebilirsek ürünü sürdürülebilir yapıyoruz ve sektöre değer katıyoruz. Sanayide var olan altyapı, laboratuvar ölçeğindeki çalışmaları büyük ölçekle firmalarımızla hep beraber taşırsak sürdürülebilir anlamı kazanıyor. Diğer taraftan tabii yatırım maliyetleri öne çıkıyor. Özellikle altyapılar, altyapı kazandırma ve bunların maliyetlendirilmesinin ne büyük ölçekte olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz de biliyoruz ki kaynaklarımız da sınırlı. Bu kaynakları etkin olarak yönetmemiz lazım. Burada ölçek ekonomisi ortaya çıkıyor tabii. Firmaların sahip olduğu altyapıları özellikle her anlamda ve kazanımlarının, teknolojik altyapılarının neler olduğunu incelememiz ve bu anlamda da bu altyapıları biraz ortaklamamız da gerekiyor işbirlikleri kapsamında. Her bir kalem, yatırım kalemini, hani kazanımını belli bir teknolojiyle de adreslersek bu teknolojilerle beraber altyapının da kullanılmasını aktif hale getirmiş oluyoruz. Paydaşlar arasında işbirliğinin artırılması ortak altyapıların da kullanımını gerektiriyor aslında. Biz şunu söylemem lazım, Sanayi Akademi, Sayın Hocam da bahsetti, Sanayi Akademi işbirliklerini destekliyoruz projelerimizde.
her bir projemizde özellikle bir üniversitenin, bir akademisyen hocamızın ya danışman olarak ya da bir iş paketi sahibi olarak projelerimizde yer alması, sanayimizle birlikte çalışmasını önceliyoruz. Böylece hem akademimizle, akademisyenlerimizle birlikte çalışma kültürünü aktif hale getirmiş oluyoruz. Hem de niş teknoloji alanlarında sanayimizin de bu teknoloji gelişiminde işin içinde olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda üniversite sanayi işbirliği bizim için çok önemli aslında. Bunun üniversite sanayi işbirliğini gerçekleştirirsek şu da doğmuş oluyor. Yenilikçi bilimsel gelişmelerin sanayide kendine yön bulması gerçekleşmiş oluyor ve deneyimler böylece akademisyenlerimizin deneyimleri aynı zamanda firmalarımızdaki çalışanlarımıza aktarılmış oluyor. Bilgi transferini gerçekleştirmiş oluyoruz. Biz üniversitelerle işbirliği yaparken aslında teknoloji transfer ofislerimiz birazcık öne çıkmış oluyor. Bu kapsamda teknoloji transfer ofislerimizin de yapısal anlamda kendilerini yeniliyor olmaları ve kurumsal bir yapıya kavuşturmalarını gerekli görüyoruz. Buradan hani tekrar belirtmiş olalım bu vasıtasıyla hocam. Teknoloji transfer ofislerimizin kurumsal bir yapıya kavuşması projelerin yönetimi anlamında bizim için çok önemli ve işbirliklerini bu anlamda artırmak da istiyoruz diyerek ben ilk turdaki sorumu cevaplamış olayım sana hocam. Evet, teşekkür ediyoruz. Yani buradaki ön plana gelen başlıklar belki diğer iki hocamıza adresleyerek aynı zamanda. Yani bu sürecin bir koordinasyon boyutu, yani kamu bu süreci en azından düzenleyici kuruluş, destekleyici kuruluş noktasında hedefimiz bu diyor. Yani koordine etmeye çalışıyoruz. Ve yine burada kullanılan anahtar kelimelerden bir tanesi ki bunu çok daha fazla duyacağız. Yani ki Saha Expo esasında bunun için sahanın kendisi bu anlamda örnek bir yaklaşım noktası. Yani işbirliği sürecini birlikte iş yapmaya doğru dönüştürme. Çünkü kaynaklar sınırlı. Sadece maddi anlamda değil, insan kaynağı anlamında da. Dolayısıyla aynı altyapıyı çok daha geniş ortamda kullanabilme ve bunun içinde bir takım arayüzler noktası. Bu arayüzlerinde kurumsal olarak bu görevi yapıyor olmalarını bekleme noktası. Arayüzden kastımız da teknoloji transfer ofisleri noktasıydı. Evet, şimdi ülkemizdeki işte araştırma sürecinin yürütüldüğü işte bölümlerimiz, hocalarımız var ama bir de kurumsal yapılar var. Bu kurumsal yapıların arasında da ismi kanunla anılan işte 6550 sayılı kanun diye geçiyor. O kanun kapsamında oluşturulan özel statüde olan yani üniversiteyle ilişkili, bağlı değil, ayrı değil, üniversiteyle ilişkili araştırma altyapılarımız var. Bunlardan da birincisi, bir tanesi Bilkent Üniversitesi'ndeki Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi. Bu kapsamda hem sorumu yenileyerek hem de Çağdemir Hanım'ın adreslediği noktada, yani kamunun böyle bir düzenleyici işte beklentisi ve desteği var. Bu gerçekten sahaya indiği zaman bu iş birliğini birlikte iş yapmaya doğru dönüştürücü bir kurumsal, bir sürdürülebilir yapıda mı, yoksa sadece bu ilişkiler hala o güvenin zorlandığı noktada? Çünkü o güven oluşmadan esasında biz arzu ettiğimiz o işbirliği gerçekleşmiyor. Yani bu anlama bakıldığı zaman belki hangi konuya gidersek, fuara gidersek gidelim, üniversite sanayi işbirliği her zaman yani artık yorulduğumuz bir bileşen hale geliyor. Ama buradaki en önemli gelişim düzeyi bu güven unsurunu biz inşa edebiliyor muyuz? Evet hocam, Volkan hocam, bu anlamda baktığımız zaman söz sizin, buyurun. Evet, bu ulaşmıyor ama bu şekilde yapayım. Umarım duyulabiliyor. Çok teşekkür ederim Hasan hocam. Belki gelmiyor o yüzden. Evet, şöyle yapabilirsek, evet. Umarım sesim geliyor. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli konuklar, umarım sesim geliyor. Belki biraz daha yüksek konuşayım. Ben bu soruya biraz daha farklı bir yönden bakmak istiyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği ve Türkiye'de çalışan bir bilim insanı gözüyle bakmak ve Şaduman Hanım'ın söylediklerini tamamlamak istiyorum üniversite tarafından bakınca. Şimdi aslında soruda örnek olan savunma sanayi dile getiriyoruz. Doğrusu bir bilim insanı olarak savunma sanayinin birçok yönünü alkışlıyoruz. Çünkü
diğer sektörlere göre daha organize olduğunu görüyoruz. Ve bunda savunma sanayi müsteşarlığın başkanlığının büyük bir emeği var. Bizim UNAM'da aslında yönetim kurulu üyelerimizden bir tanesi Vahit Erdem. Dolayısıyla savunma sanayi müsteşarlığını kuran Vahit Bey bizim yönetim kurulumuzda. UNAM'da ulusal bir merkez, tabii ulusal olmamız bizim aslında kuruluşuyla gelen bakanlık kararı ile ulusallaşmış bir merkez. 1800'ün üzerinde kullanıcı, 118'in üzerinde farklı üniversite, 119 farklı şirketin bizzat çalıştığı bir merkez. Şimdi savunma sanayinde büyük vakıf şirketleri var. Büyük vakıf şirketlerinin altında orta ve küçük ölçekli işletmeler var. Ve altyapılar var. UNAM bunlardan bir tanesi. Üniversiteler var. Dolayısıyla çok ciddi bir ekosistem var. Aslında gücü de benim gözümde bir yönüyle bu iş ekosisteminden geliyor. Burada büyük başarılar da var. Çünkü ihtiyaç makamı çok net tanımlı. İhtiyaç makamının ve bunlar farklı makamlar Türkiye'de ve onların ihtiyaçlarına karşı çözümler üretildi ve yenileri geliyor. Hatta bence önemli bir başarı kriteri olan sadece ulusal problemlerin çözümü değil ve bunun sayesinde sadece yerli üretim değil, global ürüne gidilebilmiş başarılar var. Bunlar çok değerli. Dolayısıyla bunu bir tarafa koyuyorum. Fakat sadece çıktılarla değerlendirmek bir sistemi bir yönünü eksik görmek demek. Girdileri ve çıktıları beraber değerlendirmemiz lazım bir bütün olarak. Dolayısıyla savunma sanayine şimdiye kadar verilmiş olan girdileri çıktılarla karşılaştırmamız büyük ve sorular sormamız anlamlı. Bu soruların bir yönü bu fonlar acaba daha farklı çıktılara gidebilir mi? Daha fazla olabilir mi? Sağlanmış fonlarla bir miktar mı çıktı var? Yoksa daha çok çıktı olabilir mi? Çıktı sadece sayı olarak değil, etki olarak da. Örneğin faydası yüksek mi? Katma değeri yüksek mi? Bu soruların önemi şu açıdan kritik. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz ve Şaduman Hanım bunları özetledi bize. Farklı araçlar, bu araçlar tanımlanabilir. Farklı inisiyatifler olabilir, yeni aksiyonlar oluşturulabilir. Ama bunların başarılı olabilmesi için, yeşerebilmesi için ve sürdürülebilir bir etki yaratması için iş ekosisteminin de sağlıklı olması gerekiyor. Benim bu soru için savunma sanayide paydaşların arasındaki işbirliklerini nasıl artırırız noktasında bir bilim insanı olarak izin verirseniz kritize ederek söylemem gerekir ise sağlıklı iş ekosistemi kurmamız lazım. Sağlıklı iş ekosisteminde çok partner var, çok paydaşlı. Zaten o yüzden bir ekosistemi. Fakat bu ekosisteminde misyonların kategorik olarak doğru tanımlanması lazım. Bu şirketler noktasında değil, aslında şirketlerin altında kalan, yani büyük şirketlerin altında kalan diğer paydaşlar noktasında farklı karışıklıklar var. Örneğin bir altyapı olarak ben UNAM adına söyleyebilirim. Bizim aslında kendimizin bir şirket olmaması gerekiyor. Bizim var olan vakıf şirketlerini, var olan orta ya da küçük ölçekli işletmeleri teknolojik anlamda destekleyen, dolayısıyla üretim amacı gütmeyen, dolayısıyla herhangi bir ticari gelir beklentisi olmayan, bir yolda beraber yürünen ama iyi bir paydaş olmamız lazım. Bunun için ise bizim tekniğe odaklanmamız lazım. Teknik bilgi. Teknik bilginin en ileri düzeyde olan bir zirve olmamız lazım. Ve bunun bir parçası olarak know-how, yani özel problemlere özel çözümlerin biriktiği yer olmamız lazım. Fakat bunların ötesinde yeni bilgi üretebilir, kurumsal seviyede üretebilir kabiliyette olmamız lazım. Altyapılar için aslında hızlı ürün çıktıları. Altyapılar için ürünlerin direkt satılarak, altyapıdan satılarak başka bir filiz şirket oluşumu ya da ortak şirketlerle ortaklık değil ama doğrudan
ürün oluşturma bu anlamda risk oluşturuyor. Misyonların birbirine karışmasına neden oluyor. Halbuki misyonların karışmadığı sağlıklı bir iş ekosisteminde zaten partnerlerin doğal olarak birbirine ihtiyacı var. Diğer bir nokta da iş ekosisteminin sağlıklı sağlıklı oluşturmasının kritik noktası diğer sektörler. Çünkü savunma sektörü ülkenin tek sektörü değil. Bu fonların o anlamda da sağlıklı dağılması kritik görünüyor. Üretim kritik bir nokta olarak dile getirdim. Ticarileşme. Bunu ekosistemde partnerlerle yapabilirsek zaten işbirliği çok doğal, doğal bir ihtiyaç oluyor. Fakat diğer bir noktada örneğin altyapılar için ama bu benim görebildiğim tüm paydaşlar için üniversitelerde dahil olmak üzere sağlıklı bir iş ekosistemi bir parçası da bu birimlerin kendi içlerinde belli bir seviye özelliklerinin olabilmesi. Yani yönetimin tüm sorumluluğu alması ama tüm sorumluluğu alabilmesi için tüm yetkiyi de alması gerekir. Yetki ile sorumluluk ilişkisi çok kritik. Eğer bu ilişki sağlıklı kurulmaz ise birçok yeni program oluştursak bile en sonunda bu biraz taşıma suyla değirmen çevirmeye ya da çabalamaya benziyor. En son olarak eklemek istediğim bunların en sonunda da bütçe kritik. Burada bütçe o program bu program değil. Bütçe ölçeği. Benim gözlemim üniversite sanayi işbirliği ama aynısı altyapıları için de geçerli. İşbirlik yapacak bütçemiz ölçek olarak 10 ya da 100 kat küçük. Çünkü belli bir kritik kütle var. O kritik kütleye ulaşmak istiyor isek bu bütçelerin, araştırma bütçelerin işbirliği amacında bu ölçekte büyümesi gerekiyor. Teşekkür ederim. Evet Volkan Hocam teşekkür ederiz. Yani mesaj noktası en azından kendimce değerlendirdiğimde yani birincisi bu süreçte yani biz başarılı dediğimiz kavramın doğru tanımlanması. Yani başarıyı ölçme noktası. Yani bu hem bir taraftan çıktı bekleme, bir taraftan da gerçekten doğru potansiyellerle bu çıktıyı oluşturma ve çıktıyı baktığımız zaman da beklenen misyona bağlı olarak bu çıktının oluşturabileceği etkinin değerlendirilmesi. Bunun içinde aynı zamanda tabii ki yani oluşan bu sürecin ana bileşenlerinden bir tanesi de gerekli finansal sürdürülebilirliği temel teşkil edecek bir bütçe ve sürecinde yönetişim yapısı yani yönetişim yapısının özelliği. Evet Altan Hocam buyurunuz. Siz de bir üniversitede bu süreci koordine etmeye çalışıyorsunuz. Üniversite dediğimiz zaman esasında özerk yapılar ve her araştırmacı kendi özerk yani kendi çalışmasını en önemli görecektir. Ama dolayısıyla bir üniversitenin araştırma yönetim sistemi dekana olmak demek bu yine aynı özellikle savunma sanayi odağında baktığımız zaman bu işbirliği süreci bir yerde sizi odaklanmaya götürecektir. Yani her bir alanın ihtiyacı var ama bir yerden itibaren evet sizin değerlendirmelerinizi almak isteriz. Buyurunuz. Tabii ki başkanım, hocam teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Konuya tabii savunma sanayi ile başladık. Ama biz özellikle bugün tabii davet edildiğim için ayrıca teşekkür etmek isterim. Biz de aynı soruyu tabii biraz da üniversite bazında sorduktan sonra günün sonunda da bu işi tabii birazcık savunma sanayine bağlayacak şekilde bir tartışmayı açtık kendi içerisimizde. İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu senenin başında bir bütün araştırma geliştirme süreçlerini daha iyi koordinasyon hızlandırmak ve tam anlamıyla destek olabilmek açısından öncelikle akademi sanayi işbirliği, ticarileştirme gibi süreçleri de üniversitenin içerisinde çıkan bu faaliyetlerle birlikte katma değer yaratacak şekilde bir sürece taşımak istedik ve araştırma dekanlığı denilen bir yapıyı kurduk. Üniversitenin içerisinde bu ilk defa kuruldu. Tabii şunu söyleyebilirsiniz, yani bu tarz yapılar sürekli kuruluyor, bazen işte kısmen başarılı oluyor, başarısız oluyor ama en azından bizim ilk aşamadaki şu anda yaptığımız, geldiğimiz noktada elimizdeki süreçleri biraz hızlandırmak, öğretim üyelerimizi, araştırmacılarımızı bu konuyla ilgili desteklemek konusunda en azından ayrı bir birim ve koordinasyon sağlamak üzere yapılmış bir kurgu gibi düşünebilirsiniz. Tabii konu çok büyük, çok derin ve teknik üniversite olarak da tamamı mühendislik bölümü olan bir üniversite olduğumuz için hemen hemen
savunma sanayindeki etkinliğimiz ve yetkinliğimiz oldukça yüksek. Bu konuyla ilgili neler yapabiliriz diye sorduğumuz zaman tabii ki birkaç konu başlığı ön plana çıkıyor. Bunların en önde gelenlerinden biri tabii ki demin Volkan Hocam'ın da bahsettiği gibi araştırma merkezlerimiz. Çünkü konunun akademi sanayi işbirliği dediğimiz zaman sadece bir tek bir uzmanlık altında değil, birçok uzmanlık altında toplandığını hepimiz bildiğimiz için disiplinler arası çalışabilecek sistemlerde bu araştırma merkezlerini tematik alanlar savunma sanayinde ya da bunun gibi benzer yapılarda nasıl kurgularız diye bazı geliştirmelere başladık. Tabii diğer soru da şu, en azından benim aklımdaki ilk sorulardan biri. Bütün şirketler bile şu anda dijital dönüşüm gibi bir yapının üzerinden geçiyorken ve arkadaki bütün veri akışını kontrol etmeye çalışırken neden üniversitelerde aynı bir yapılanmanın içerisinden geçmesin diye sorduk ve geldiğimiz noktada hem araştırmacılarımızı hem onların uzmanlıklarını ki burada savunma sanayi olarak diyebiliriz, birbirimize sunabildiğimiz, buna savunma sanayi diyebiliriz, diğer şirketler diyebiliriz, sunabildiğimiz bir yapıda neler yapabiliriz ile birlikte bununla ilgili bazı çalışmalar yürüttük. Böyle bir tane kendi arama motorumuzu kurduk. Şey diyebilirsiniz mesela işte şu teknik konuda uzman kim dediğiniz zaman sadece bir bölümden değil, birçok bölümden gelen uzmanın olduğunu size gösteren bir böyle çeşitli dijital dönüşüm, yapay zeka tabanlı algoritmalar geliştirdik. Tabii konu bu kadar basit değil. Araştırmanın sanayiyle olan etkinliğinde burada izninizle ben de birkaç görüşümü beyan etmek isterim. Şimdi savunma sanayi bu konuda oldukça uzman, hızlı ilerleyen süreçlerde yapıyor ve oldukça iyice oturmuş süreçleri var. Ancak benim tarafımdan gördüğüm birkaç eksiklik şu şekilde olabilir. Bunlar oldukça büyük projeler olduğu için TÜBİTAK'ın son zamanlarda fonlamaya başladığı bu çatı projeler gibi çok büyük projelerin altında aslında KOBİ'lere, belki üniversitelerin yeni YÖK tarafından belirlendiği araştırma üniversitesi başlığı altında uzmanlaştıkları konulardaki başlıklara göre içeriye girmelerine gereken bir çatı projelerle birlikte savunma sanayi daha etkin bir şekilde hem kamuyla hem üniversitelerle aynı zamanda da sanayiyle birlikte etkin ilerleyeceğini düşünüyoruz. Burada KOBİ'lerin etkinliği biliyorsunuz birçok şirket de kendi işlerinde yapamayacakları bazı dijital çözümleri de nasıl bir girişimci ekiplere veriyorsam aynı mantıkta da savunma sanayide kendi altındaki tedarikçilerdeki bu KOBİ havuzunu genişleterek üniversiteyle koordineli ilerlemesi mantıklı olacaktır. Diğer bir başlık, ben gelmeden önce baktım bizim elimizdeki bütün askeri bu savunma sanayi ile ilgili projelere. İlk dikkatimi çeken konunun başlıklarından biri buydu. Belki bunu da biraz tartışmaya açabiliriz. Bu projelerin yüksek bütçeli olmasına rağmen zamanlamalarının biraz daha çok dar zaman aralıklarında olması. Özellikle 24 ay, 12 ay, 36 ay gibi projeler. Hepimiz de biliyoruz ki bazı konular gerçekten yazılım projeleri belki hızlı çabuk bitmesine rağmen otomasyon ya da mekanik elektronik devreli gibi özellikle savunma sanayi gibi her konuyu kapsayan yapılardaki geliştirmeler o kadar kısa sürelerde bitmiyor. Belki zamanlarda bu sürelerin 10 sene gibi böyle çatı bir proje altında iş paketlerini yapılandırılarak profesyonel bir süreçle yürütülmesi sanki çok mantıklı bir süreç gibi gözüküyor bizim açımızdan. Evet, teşekkür ediyoruz. Buradaki bakış noktası da belki daha işte büyük çatı projeler noktasında yani bir araştırma sürecinin yönetimi diye baktığımız zaman etki oluşturabilmek için. Bir diğer noktada belki yine bu sürecin paydaşları kim dediğimiz zaman çok daha geniş, jenerik, özel sektör diye ifade ediyoruz ama buradaki özellikle sektörün gelecek dinamik yapısını koruyacak olan da KOBİ'ler. Şimdi ikinci soru noktasında benim yine panel üyelerimize şunu ifade ettim. Evet, bu mükemmel sistemi kurabilirsiniz, mükemmel altyapıyı oluşturabilirsiniz. Mükemmel finans kaynağı ama en önemli şey insan kaynağı. Ve savunma sanayide bunu en iyi bilen ve yakın zamanda çok daha kritik hale gelen bir bileşen. Ben tüm yine panel üyelerimizden ikinci sorumuz, evet ihtiyaçlarımızı biliyoruz. Bunu işte mekanizmaları, kaynak oluşturma, değişik önerilerimiz var, daha da gelişebilir ama bu süreçte insan kaynağımız konusunun gelişimini, yani hem var olanın hem de gelecekte bu süreçte aktif katkı vermesini beklediğimiz insan kaynağı konusundaki değerlendirmelerini almak istedim. Buyurun. Teşekkürler Sayın Hocam. Şimdi malumunuz biz de ARGE projeleri yürütürken ilk karşılaştığımız nokta İnsan kaynağı. Bu nasıl ortaya çıkıyor? Projelerdeki sürelerin uzunluğuyla da aslında biraz ilintili.
Çünkü proje süresi bazen hocamın da belirttiği gibi aslında kısa, kimileri kısa yazılım projeleri ama kimileri de uzun. Neden? Çünkü insan kaynağında sıkıntımız var. Dolayısıyla biz de başkanlık olarak insan kaynağını nasıl arttırırız anlamında, kalifiye insan gücünü, nitelikli insan gücünü nasıl arttırırız anlamında kendimize de bir misyon biçtik. Malumunuz Sanayileşme Daire Başkanlığımızın yönettiği bir YETEN programı var. YETEN programı savunma sanayi yetenek envanteri programı aslında. Şu an için önceledikleri husus sektörde var olan firmalarımızın yetenek envanterini oluşturmak, teknolojide hangi seviyede olduğumuzu belirlemek, milli kritik konularda yerli sanayiyi geliştirmek ve yetenek kabiliyet analizi yaparak hangi noktada eksiğiz bunun tespitini yapmak. Bir diğer nokta da aslında burada insan gücü olarak ortaya çıkıyor. YETEN programına bir yeni modül eklenmesiyle beraber yeni çalışmalarda Türkiye'deki teknolojik alanlardaki insan gücünü, nitelikli insan altyapısını tespitini yapmak üzere de bir modül eklenecek YETEN programına. Böylece biz aslında elimizde, cebimizde hangi teknolojide, hangi kabiliyette insan gücümüz var bunu sayısal ve nicelik olarak da görüyor olacağız. Bu Sanayileşme Daire Başkanlığımızın çalıştığı bir model. ARGE Daire Başkanlığı olarak biz de özellikle odak teknoloji ağı dediğimiz YETEN kapsamında da belirlenen taksonomi çerçevesindeki teknolojileri çalışmaya hep beraber ortak aklı kullanarak başladık. Bunu nasıl yapıyoruz? Özellikle bir teknoloji başlığı belirleyerek, ki bunu kompozit, iki boyutlu malzemeler, RF, akustik, kızılötesi çalışmalar, sürü, siber güvenlik anlamında gerçekleştirdik. Ve bu kapsamda akademisyenlerimiz, araştırma kurumlarımız, kamu çalışanlarımız, vakıf şirketlerimiz ve KOBİ'lerimizle beraber seçilen konuyu bir yılı aşkın bir süre içinde her boyutuyla değerlendirerek Türkiye'mizin içinde bulunduğu, mevcutte bulunan noktayla olması gereken ve dünyanın çalıştığı noktayı tespit ederek bir gap analizi yapıp özellikle de insan kaynağında neredeyiz sorusuna cevap aramaya çalışıyoruz. Biz bu çalışmaları yaparken de aslında belirlenen teknoloji alanlarında bütün ekosistemi bir araya getirerek ortak akılla beraber çalışmalarımızı gerçekleştirip bir ekosistem çerçevesinde birbirimizi tanıma imkanı da buluyoruz. Bu aslında hem işbirliklerinin gerçekleşmesinde hem ARGE yol haritasının ortaya çıkmasında hem de nitelikli insan gücünde biz neredeyiz'i tanımlamamıza bize yardımcı oluyor. Çok yönlü bir çalışma aslında. Bir diğer taraftan da tabii insan kaynağını güçlendirmek, personelin yetenek gelişimini izlemek ve yönetebilmek için sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi gerektiğini de farkındayız. Biz bu teknoloji alanlarını belirleyip üzerine çalışmaya başladıkça üniversitelerimizdeki aslında hocalarımızın insan kaynağını nereye yönlendirmesi gerektiği de ortaya çıkıyor savunma sanayi anlamında. Dolayısıyla hem doktora hem de master yüksek lisans programlarını şekillendirirken Türkiye'nin savunma alanındaki insan kaynağı ihtiyacına yönelik programları başlatma anlamında da bir öncelik tanınmış oluyor. Şimdi bir diğer önemli unsur da bizim teknoloji paylaşım günlerimiz. Başkanlık olarak özellikle son zamanlarda otonom seyri sefer, GPS bağımsız konum bulma, görüntü işleme, sinyal işleme, yapay zeka, havacılık motor malzemeleri, enerjik malzemeler, RF teknolojileri konularında da teknoloji paylaşım günleri gerçekleştirdik. Burada da yine sektörün tüm taraflarını ve akademisyenlerimizi bir araya getirerek teknolojide neredeyiz ve neleri çalışıyoruz hep beraber masaya yatırıyoruz ve bu anlamda da aslında yine insan kaynağımızı nerelerde çoğaltmamız gerekiyor, nerelerde nitelikli insan eksiğimiz var bunu tespit etmiş oluyoruz. Tabii diğer taraftan saha akademimiz var, SATEM var, Milli Savunma Akademimiz var, Savunma Sanayi Akademimiz var. Bu organizasyonlarımızda da yine sürdürülebilir insan kaynağını çoğaltmak ve yetişmiş insan kaynağını elde etmek üzere
çalışmalarımız devam ediyor. Tabii vakıf şirketlerimizin de akademisi var. Bu kapsamda aslında biz savunma sektörü olarak yönümüzü nereye dönüyorsak, hangi teknolojiyi çalışıyorsak, insan kaynağımızı da o noktalarda gelişmesi ve nitelikli insan kaynağının artırılması yönünde çabalarımız devam ediyor olacak. Teşekkür ederiz. Ben zaman kaybetmeden hemen Volkan hocama döneceğim. Aynı yani bir araştırma altyapısı yönetici yönetimi noktasına baktığımız zaman evet aradığımız insan kaynağımız var mı? Nasıl koruyabiliyoruz ve gelecekte nasıl geliştireceğiz? Teşekkür ederim hocam. Birinci sorunun aslında yanıtı burada da ortaya çıkıyor. Sanayide, savunma sanayi özelinde de işbirliğini artırmak için biraz önce iş ekosisteminin sağlıklı oluşturulması, içerisinde misyonların tamamlayıcı tanımlanması ve üretim görevinin doğru yerlere tayin edilmesi ve en sonunda da yönetim ilgili birimlerin kendi içerisinde yönetimlerin özelleşmesi gerektiğini dile getirmiştim. Ve bütçe ölçeğinin de 10 kat, 100 kat uzakta kaldığını anlatmıştım. Aynısı burada da geçerli. Aslında bu savunma sanayi özel bir problem değil. Hemen hemen bütün sektörlerde bu şekilde. Üniversitelerde ama üniversiteyle beraber çalışacak şekilde altyapılar, üniversiteyle yine beraber çalışacak şekilde sanayi, lisansüstü programlarının kapasitesini büyütmek gerek. Şu an ülkemizde ve bunu her üniversiteye dahil ederek söylüyorum, var olan ölçek bu toplamda bakmamız, büyük resim olarak bakmamız gereken bir yönü. Yaklaşık en az 100 kat ama tipik olarak 1000 kat küçük. İyi bir üniversitenin boyutu 10 bin ile 15 bin öğrencidir. Tipik olarak tüm dünyada baktığınızda bunun yarısı olmasa bile yarıya yaklaşan rakamın lisansüstü olması ideal olur. Ve başarılı üniversitelerin başarısının bir sırrı da budur. Yani ülkemizde araştırmayı aktif olarak yapan üniversitelerimizde binlerce doktora öğrencisi olması gerekir. Ancak o zaman bu hacimlere ulaştığınız zaman bunların bir miktarı savunma ama başka sektörlere de gidecekler. O zaman savunma sanayinin nitelikli araştırmacı ihtiyacı karşılanabilir noktaya gelecek. Bunu hemen bir örnek, somut bir örnekle vereyim. Örneğin Samsung'un başarısını anlamak için Harvard Business bir review report hazırladı. Ve çok ilginç bir sonuç buldular. Fark ettiler ki Samsung, Said adını verdikleri Samsung Advanced Institute of Technology'de 500'ün üzerinde doğrudan KAIST'ten, Korean Advanced Technology Institute of Technology'den 500'ün üzerinde doktorlu araştırmacı var. Bugün aslında Samsung'u Samsung yapan bu 500'ün üzerinde doktor araştırmacının bizzat bir yerde çalışması. UNAM ulusal bir merkez olarak şu ana kadar 570 tane tez üretti. Yılda 50'nin üzerinde tez üretiyor. Bu ülkemize önemli bir katkı. Fakat doğal olarak mezunlarımızın hepsi savunmaya gitmiyor. Ama düşünün ki UNAM'ın kapasitesi 10 kat artabilseydi. O zaman yıllar içerisinde örneğin UNAM'dan ama bu benzer şekilde başka altyapılardan ve üniversitelerden de savunma sanayini besleyecek nitelikli araştırmacı çıkacaktı. Fakat bunun böyle olabilmesi için biraz önce bahsettiğim gibi ölçek büyümesi lazım. Fakat ölçek sadece sayısal anlamda değil, niteliği koruyarak ölçeğin büyümesi lazım. Ve bunun için de üniversite işbirliği, yakın işbirliği şart. Yani üniversitelerde nitelik yüksek olacak, altyapıda nitelik yüksek olacak ve beraber çalışacak. Aslında TÜBİTAK tüm araştırma ekosistemimizde beraber çalışmayı, co-creation, beraber yaratma, beraber geliştirme, beraber yetiştirmeyi çok doğru bir şekilde ittiriyor. Bu şu demek, örneğin bir altyapı üniversiteyle yakın çalışmalı. Bir altyapı yönetilirken üniversitenin desteği de yönetimde yer almalı. Co-creation'da ciddi isek bunları ayrık yapmak gerçekçi değil.
Dolayısıyla savunma sanayi bir özel sektör ama tüm sektörlerde nitelikli araştırma için yapmamız gereken insan kapasitemizi artırmak, bunun için programları büyütmek ama bunu yapabilmek için bütçeyi büyütmek. Projenin süresini büyütseniz bile toplam sayısını büyütmezseniz, dolayısıyla toplam bütçeyi büyütmezseniz hala insan kaynağınız sınırlı kalacaktır. Büyütmeyi de şöyle aktarayım, daha somut olsun diye. Örneğin dünyada ilk 15'lik üniversiteye baktığınız zaman her birinin bütçesi kendi başına 1 milyar doların üzerindedir. Stanford'ın bütçesi kendi başına tıp fakültesini dahil etmeden 4 milyar dolar. Tıp dahil ederseniz 7 oluyor. 7 milyar dolar şu an Türkiye'de tüm yüksek öğretim kurumlarına ve hepsini dahil ettiğimizde kat kat yukarıda kalıyor. Ölçeğin hangi boyutta büyümesi gerektiğini aktarmaya çalışıyorum. Burada ciddi bir nitelikli ölçek problemimiz var. Bu problemi çözmediğimiz sürece diğer destek programlarını ne kadar artırmaya çalışsak bile ana problemi çözmemiş oluyoruz. Son hemen toparlıyorum. Bunun bir yanı da birinci soruyla da ilgili aslında fikri haklar. Savunma sanayide fikri haklar paylaşımının çözümlenmediğini görüyorum. Bu farklı paydaşlar, burada bir besin zinciri var. Vakıf şirketleri ve başka büyük şirketler, altlarında orta ölçek, onun altında küçük ölçek, onun altında altyapılar, onun altında üniversiteler. Eğer adil bir paylaşım olmaz ise işbirlikleri ama aynı şekilde insan kaynağı yetiştirme, ne kadar program oluştursak bile her zaman kısıtlı kalacak ve doğal olarak yetişemeyecek. Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Şimdi en son hocam, Altan hocam size yani tabii nitelikli büyüme kavramının içindeki insan kaynağı noktasına, araştırmacı insan kaynağına baktığımız zaman bunun ana ekseni üniversitede. Yani hem nicel ama daha da önemlisi nitel boyutta bu katkıyı verme. Yani bu açıdan değerlendirdiğinde tabii ki savunma sanayi özelinde konuşuyoruz yine. Tabii. Ama genelle de yakınsama yapılabilir. Yani nitelikli araştırmacı insan kaynağı demek bir üniversite açısından ne demek? Sadece doktora programı mı demek? Bence değil. Bu lisanstan doktoraya kadar giden bir yolculuk gibi geliyor. Biraz daha böyle zamanı da efektif kullanmak adına birkaç not aldım ben zaten konuşulurken. Bizim gördüğümüz bakış açısını ben biraz yansıtmaya çalışayım. Hem araştırma dekanı hem de üniversite nezdinde. Bir kere nitelikli insan dediğimiz zaman artık günümüzde yetişen öğrencilerin, araştırmacıların belli konularda çok keskin öğrenimlerinin tamamlanmasının gerektiği ya da başlamış oldukları sürece düşünecek olursak, benim nezdimde teknik üniversitenin teknik bölümleri olarak başlayarak bütün üniversite programlarının baştan tekrar bir değer yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Örnek yapay zeka teknolojilerini direkt anlattığınız ya da direkt dedike anlatılan bölümler yok. Ya da diyelim ki kuantum bilgisayarları ya da kuantum bilişim ya da kuantum elektronik devreleriyle ilgili çok ders programları yok. Şu anda çok böyle kişilerin özelliğinde ilerlediği, çok değerli hocaların olduğu ancak bir kurumsal yapının olmadığı bir yapıdan bahsediyoruz. O yüzden benim ilk önerim eğitim kalitesiyle birlikte üniversitedeki bütün nitelikli mühendislik programlarının baştan bir ders programlarının yenilenmesi. Biz yeniliyoruz şu anda üniversitede. Hatta bir örnek verebilirim. Eskiden paket yazılım dediğim paralı, hani üniversitede ücretsiz verilen bazı paket yazılımlarla yapılan eğitimleri şu anda tamamen açık kaynaklı yazılımlı hale getirip insanların birbiri arasında kolaboratif çalışmalarını istiyoruz. Öğrenciler bu konulardaki özellikle Z kuşağı bu konuda çok hevesli ve aktifler. İkinci başlık bizim bir başarı hikayemiz olarak işte ismini vermemde sakınca olmayan Aselsan Akademi gibi bazı kuruluşların biz 4-5. Senesinde şu anda çok oturmuş bir yapıda ilerliyor olması. Hem bizim öğretim üyelerimizin Ankara'ya gittiği hem oradaki uzmanların bizim üniversitemize geldiği, her iki tarafında araştırma laboratuvarlarını birlikte kullanabildiği. Şöyle düşünün ki öyle makineler var, çok pahalı makineler. Yani bunlardan her bir üniversitenin, her bir kurumun almasına gerek yok. Ortak kullanabildikleri bir yapı, eğitim akademilerinin kurulması dedik. Bununla ilgili mesela farklı kuruluşlarla da birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak tekrar anlaştık. Fakültenin bir kısmına tamamen onların uzmanlıklarıyla eğitim yaptırdığımız çeşitli süreçlerin önünü açtık şu anda. Diğer konu çok yeni, belki duymamışsınızdır ama mutlaka bakın diyebileceğim.
Lisans öğrencileri için açtığımız bir Master B diye bir program var. Çok reklama döndü, kusura bakmayın ama aslında hep bunlar bu benzer problemlere dedike tasarlanmış programlar olduğu için bahsediyorum. İsmi Master B şu, 3. sınıftan itibaren öğrencilerin belli bir not ortalamasını ve sınıflarındaki relatif başarılarına göre sanayide, askeri sanayide bunun içine dahil, birlikte tez yapabilecekleri ve lisanstan başlayarak uzun süreli stajlarını 2 aylık değil, 40 günlük değil, gerçek anlamda en az 10 ay olacak şekilde başladıkları bir süreci başlattık. Bunun devamında da YÖK'le anlaşarak işte lisans ve master eğitimini birlikte aynı konu başlığında bitirebilecekleri bir süreci onayladık ve bu sene kullanıma aldık. Bu bizim tamamen bu işle ilgili nitelikli kişileri sanayiyle birlikte yetiştirebileceğimiz bir program gibi. Benim diğer gördüğüm problemlerden biri, bizim çok nitelikli yazılım sektöründe bu çok var. Hem hocam da biliyordur hem diğer uzmanlarımız da. Yazılım sektöründeki çok iyi uzmanlar var Türkiye'de ama bu kişileri Türkiye'de tutma konusunda zorlanıyoruz. Durmuyorlar yani, gidiyorlar haklı olarak. Çünkü global bir dünyadayız. Birçok şirket şu anda yurt dışında da bazı yerlerde ofis kullanarak hem eğitimleri nezdinde hem de uzmanlaşmaları nezdinde bir dolaşım aldıkları bir süreçleri tartışıyor. Belki ülke olarak da biz de üniversite olarak benzer bir şey yapabiliriz diye düşünüyoruz şu anda. Benim diğer gördüğüm bir konu da, hemen tamamlayacağım birazdan. Bu nitelikli kişilerin çalıştıkları birimlerde, bunu genel başlık yapayım. Savunma sanayi bu konuda demin dediğimiz gibi çok daha başarılı ama kendi merak ettikleri bu tematik alanlardaki deneyimsiz yöneticilerden dolayı heveslerini kaybetmeleri. Bütün öğrencilerden bunları duyarsınız. Yani gidip bir şirkete çok büyük bir heyecanla gittiği zaman, karşısındaki yöneticinin o konuda deneyimsiz olduğunu fark ettiği zaman, deneyimden kastettiğim burada şey değil illa, hani o işin uzmanı olabilir ama çok tematik alanlardaki bazı konu başlıklarında bazen istediklerini alamadıkları zaman insanlarda bir hayal kırıklığı oluyor. O yüzden çok deneyimli ve nitelikli yöneticilerin de burada ön planda olması gerektiğini düşünüyorum. Lisansüstü öğrencileri konuşmuştuk. Bunda bizim bir durumumuz var. YÖK'e ilettik. Birçok üniversite de bunu söyledi her zaman. YÖK'ün öğretim üyelerinin üzerinde sınırlı bir lisansüstü öğrenci sayısı olayı var. Belki biliyorsunuzdur. 14 kişi çok gelebilir ama özellikle bir konuların mesela araştırma üniversitelerinde kaldırılmasını biz talep ettik. Çünkü çok nitelikli öğretim üyeleri, çok demin hocamın bahsettiği gibi öyle o sayılara çıkabilmeniz için bazen gerçekten çok fazla öğrenciyle birlikte böyle ordu gibi çalışmanız gerekiyor. Zaten günün sonunda o işi yapanlar o doktora öğrencileri. Onları doğru yönlendirdiğiniz zaman çok başarılı olabiliyor ama bazı regülasyonların araştırma üniversiteleriyle diğer Anadolu'daki diğer üniversitelerin arasındaki farklılığın olması gerektiğini biz direkt söyledik. Ve en son başlıkta da belki Hasan Hocam da burada söyleyebileceğimiz projelerdeki bu bursiyer ücretlerinin tabii tekrar yapılandırılması. Çünkü günün sonunda bir finansal bir akış var ve savunma sanayi de olsa bu diğer Ar-Ge süreçleri de olsa günün sonunda insanlar bu burslarla hayatlarını idame ettirdikleri için bu süreçlerin belki araştırma görevlerinden bile daha iyi olduğunu düşünebilirsek belki o zaman o doktora öğrencilerinin gerçekten o proje için savaştıkları bir ortamı yaratabiliriz. Bu da bizim belki başarımızı artırır diye görüşümü söylemek istiyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Yani dolayısıyla insan kaynakları odaklı süreçlere değişik açılardan bakış. Yani buradaki en önemli bakış da yani var olan geleneksel bir yaklaşımın ötesinde ister lisans düzeyinde olsun, ister lisans üstü düzeyinde olsun insan kaynağının o yetkinliklere sahip olabileceği ortamın sağlanması ve aynı zamanda o motivasyonla yani sorumlulukla birlikte motivasyonla eş zamanla sağlanabilmesi. Esasında bizim üçüncü bir sorumuz daha var ama ben müsaade olursa zaman da kısıtlı olacağı için en azından böyle statik bir panelden daha çok üçüncü sorumuz da belki onun için cevap da bulabilir. Eğer varsa, yani yoksa üçüncü soruya geçeceğim ama varsa salondan en azından oturumumuzu kapatmadan bir 10 dakikamız var. Sorular varsa onları alıp ondan sonra tekrar panel üyelerimize döneceğim. Yani hem bu ekosistemdeki işbirliklerinin geliştirilmesi hem de bunun için insan kaynakları noktasında konuştuk. Eminim sizlerin çok daha farklı deneyim, aynı zamanda da önerileriniz var. O anlamda soru, görüş, öneri varsa hızlıca alalım. Bilmiyorum tabii burada bir mikrofon ortamı var mı? Evet. Var mıdır?
Yoksa sizi şuraya alalım, kürsüye alalım, buyurun. Hemen hızlı. Genelde çünkü ne yazık ki tabii katılımcılara... Olsun, önemli değil. Yani önemli olan zaman kazanmak. Zaman kazanmak, evet. Mikrofonu açın, evet. Tamam, evet. Herkese merhabalar, sesim geliyordur umarım. Şu an geliyor. Şimdi bu insan eğitimiyle alakalı ilk önce kendimi tanıtayım. İsmim Burak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi makine mühendisiyim. 7 senedir bu işin içindeyim. Özellikle insan değeri hakkında konuştunuz. Özellikle bir sorun var mesela diyelim. Bir örnek olarak Selçuk Bayraktar'ı vermek istiyorum. Yani her ne kadar savunma sanayisi olarak birçok iş yapılsa da bir Selçuk Bayraktar diye bir kişi var ve bu Türkiye'de, hatta Türkiye'de bütün dünyayı değiştiren ve hatta İTÜ'de galiba elektrik elektronik mezunu, bunun haricinde MIT ve Pennsylvania Üniversitesi'nde kendini geliştirerek çok büyük bir devrim yarattı. Bunu nasıl karşıladınız? Bunu bir formülize edebilirsek, biz bu Selçuk Bayraktar gibi aslında kişisel bazda çok ilerlemiş, çok güçlü insanları nasıl çıkarabiliriz? Burada bizim bunlardan ender olmasının nedeni ne? Ve bunun haricinde Selçuk Bayraktar'ın hikayelerini okuduğumda, başından geçenleri okuduğumda birçok kişi biz bunu yapamayız. Biz bunu şey yapamayız ve Selçuk Bayraktar'ın kendine güveni, arkasında illaki bir desteği de olabilir. Tam olarak bilmiyorum ama kendine güveniyle birçok kişinin bu hayır olmaz demesine rağmen bir şeyi ve sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı etkileyecek bir atılımda bulundu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet. Sorun daha spesifik, somut ve net. Evet, yani gelecekte en azından bizim başarılı bulduğumuz bir araştırmacımızı, yani hepimizin yakından tanıdığı bir araştırmacıdan daha çok nasıl formülize edebiliriz, soru o. Tabii ki burada benim ilk vereceğim cevap inanmak, yani öncelikle. Öncelikle bu işe inanmak bazen. Tabii ki Selçuk Bey burada olsaydı ben de birkaç şeyini izledim, o da kendisinden bahsediyor. Öncelikle inanmak lazım bir kere. Diğerinde de tabii ki bu demin bahsettiğimiz ekosistemleri yarattığınız zaman, hani bu biliyorsunuz girişim şirketlerinde de geçerli. Diyorlar ya unicorn, turcon dedikleri. Yani her şirket her zaman o kadar büyümüyor. Bu insan için de geçerli. Her insan da başarılı olmasına rağmen bu kadar ilerlemiyor. Bu Outliers diye bir kitap vardı. Onu okursan hani onunla ilgili birçok hikayeleri anlatır. Herkes aynı bilgiye sahip olsa da herkes her zaman o kadar başarılı olmuyor. Bu biraz kişisel başarı. Ama benim kendi adıma buna verebileceğim tek cevap üniversite nezdindeki. Biz gerekli bu ekosistemi bu yetenek havuzuna açtığımız zaman buradan çıkacak insan sayısının da artırma gibi olasılığımız olacak. Yani bunlar Amerika'ya gitmişler, Güney Kore'ye gitmişler bence fark etmez. O kişilerin başarıları günün sonunda zaten bizim ülkemizin başarısı ya da dünyanın başarısı olacaktır. Ben kendi adıma her zaman şu görevi aldığımı düşünüyorum. Biz onların üretip, yani önce eğitimlerini almaları, bilgilenmeleri, arkasından da araştırmaları yapmaları için gereken ekosistemi sağladığımız zaman, örnek Selçuk Bey gibi, ondan sonraki zincirin bir arkasındaki benzer kurumlardaki devamlılığıyla birlikte bu şekilde başarı hikayelerini daha fazla elde edeceğimizi düşünüyorum. Selçuk Bey burada iyi bir örnek. Bunun gibi bence çok örnek var savunma sanayinde. Belki isimlerini az biliyoruz ya da çok biliyoruz. Artarak da ilerleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir hız kazandı bu sistem. En azından benim gördüğüm. Bunun artarak gideceğine ben çok eminim diye söyleyebilirim. Şöyle bir ekleme yapabilirim. Aslında nitelikli insan dağılımı, örneğin savunma sanayi de bunun bir parçası olduğu için orada da geçerli. Gaussian dağılımlar değil. Power, güç dağılımları. Yani insanların en iyileri çok hızlı düşüyor sayı olarak. Fakat orada o az örneği yaratabilmeniz için tüm kitleyi ittirmeniz gerekiyor. Yani büyük sayılarla çalışmanız gerekiyor. Nitelikten ödün vermeden. Niteliği ittirirken sayıyı da ittirirseniz bu power law'un kuyruğu o zaman daha çok hala power law hızlı düşecek. Bunlar Gaussian dağılımlar değil. Bu sadece kişiler de değil, kurumlar da öyle. İyi Ar-Ge yapan, nitelikli bilgi üreten kurumlar her ülkede azdır. Kendi içinde bir dağılımı vardır ama yine power law var. Dolayısıyla o kurumlara iyi bakmak lazım, dikkat etmek lazım ve ekosistemin içinde kalması için çaba göstermek lazım. Hem kişiler hem kurumlar olarak düşünebiliriz.
Kendi katkımı şöyle ifade edeyim, yani hem kendisine tanıdığım bir kişilik olarak da hem de yine bir görev tanımı noktasında, kurumum anlamında da. Yani bu iş için birincisi bir defa gerçekten hayal etmek, o hayalin bir tutku noktasına dönüştürmek ve bu tutku noktasında da çalışmak ve sabretmek. Bu tabii ki şey, böyle söylemesi kolay ama yaşanması gerekiyor. Tabii ki bugün için konuştuğumuz zaman, yani bu panelin en azından katılımcıları, şahsım dahil, neyi sağlamaya çalışıyor? Yani yaşadığımız en güzel örnek, yani gelecekte bunu formülize edebileceğimiz en güzel örnek, işte yaşamış olduğumuz Teknofest gibi etkinliklerdeki o gençlerin o heyecanını, o hayallerini eyleme dönüştürmek. Ama arkasından da sorumluluk vermek. Yani eğer o heyecan Teknofest'te başlayıp Teknofest'te bitiyorsa sadece bir şey, bir heyecan vermiş oluyoruz. Ama onun sürdürülebilirliğini sağlamak lazım. O dönüşüm ben başladığını görüyorum. Dediğim gibi zorluklarımız var mı? Var. Ama son 4 yıl içerisinde kendim en azından bir TÜBİTAK kurum başkanı olarak o gençlerdeki, o öğrencilerimizdeki ortaokul, lise, üniversite, tabii ki lisansüstü öğrencilerimiz dahil ama özellikle ortaokul, lise öğrencilerindeki o heyecanı gördüğümüz zaman, o sorumluluğu da aldıkları zaman daha iyisini yapabileceklerine ben yürekten inanıyorum. Yani bu soruyu da gündeme getirdiğiniz için, gerçekten bizim konuştuğumuzu biraz daha somuta dönüştürdüğümüz için de teşekkür ediyorum. Evet, zaman konusunu bize özellikle uyarılıyoruz. Yani fuar esnası olduğu için dedim, bizim üçüncü bir sorumuz vardı. Onu zaten şu an uygulamayla gerçekleştiriyoruz zaten. Üçüncü sorum da şuydu benim panel üyelerimize. Yani Saha Expo'yla nasıl, yani buradan aldığımız Saha Expo'ya aktarabileceğimiz bir mesaj var mı diye. Bence şu an en son bıraktığımız yer dahi Saha Expo'ya aktarabileceğimiz bir boyutta. Ben son olarak en azından söz haklarını eklemek istedikleri bir boyut varsa çok kısaca bir cümleyle. Yani Saha Expo vasıtasıyla onun ortaklarına gelecekte önerebileceğimiz panelimiz kapsamında, araştırma altyapıları kapsamında bir öneri varsa onu ben kendime görev edinip aktaracağım. Sayın Hocam, benim söyleyeceğim şu olur. Özellikle Saha Expo'ya üye olan üyelerin mevcut altyapılarıyla beraber yeteneklerinin analizinin ayrıntılı olarak yapılarak özellikle hem TÜBİTAK'ımızın hem de Savunma Sanayi Başkanlığımızın çıktığı geniş alan çağrılarına ve ihalelere bizzati bir grup olarak, münferit olarak ya da bir oluşum olarak birlikte başvurup iş almaları ve bu kapsamda da insan kaynağını geliştirmeleri bizim için elzem. Özellikle havacılık ve uzay alanında çok niş teknolojiler olduğunu biliyoruz burada. Bunların geliştirmesi için de biz de elimizden geleni yapacağız. Karşımızda yapısal bir oluşum görmeyi arzu ederiz. Tamam. Teşekkür ederiz. Net bir şekilde aktaracağım. Evet, Volkan Hocam. Saha üyeleri şirketlerin Türkiye'de savunma sanayine özel burs desteği yaratabileceklerini düşünüyorum. Çünkü biraz önce konuştuğumuz insan kaynağının bir problemi aslında burs desteğinin yetersiz kalması. Bazen burs limitleri olarak yetersiz kalması daha çok öğrenci çekilebilmesi için. Bazen de toplam sayı. Diğeri de saha üyesi şirketler karlılıklarının da eminim doğru raporlama usulüyle iç kaynaklarının bir kısmını belki artan düzeyde Ar-Ge'ye döndürebilirler. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyon görevini daha önde, organizasyon görevini daha önde, fonlama görevini daha arkada büyük firmalar için yapabilir. Fakat ihtiyacı olan, gerçekten ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli firmalar, daha satışları olmayan firmalar ya da Ar-Ge filiz şirketleri başlangıçta bu şekilde daha fazla fon ayırabilirler. Ekosistemini daha sağlıklı tutabilirler. Teşekkürler. Altan Hocam. Ben de kısaca söylemek istediklerimden biri, bu tabii ki öncelikle bu saha gibi etkinliklerin devam etmesi. Bunlar önemli etkinlikler. En azından hepimiz buradayız. Diğeri de bu proje pazarı dediğimiz kavramların şu anda çok genişlemesi bence önemli bir durum dünya genelinde de. Burada da bu tarz böyle öğrencilere, akademiye, üniversitelere açık bir proje pazarı olabilir.
Diğeri de belki saha açısından benim gördüğüm, yani bunları biraz, bu tarz fuarları biraz yapılandırmak nezdinde şirketler gibi böyle belki 6 aylık bir ya da yılda bir dataton olabilir. Bu tarz yarışmalar, hani burada ne yapılabilir deyip belki genç girişimlere de böyle buradaki yarışmalarda kendilerine hitap etmek için bir fırsat verilebilir. Biz de bunların hepsini aynı şekilde buradaki şirketler gibi oradaki yetenekli insanları da görebileceğimiz bir marketplace de isim geliyor ama pazar gibi bir ortamdan oluşması güzel olur diye düşünüyorum. Teşekkürler. Evet, teşekkür ediyorum. Ben tekrar tüm panel üyelerimize teşekkür ediyorum. Yani oldukça geniş bir kapsamda aldık. En azından bir görüş de olsa salondan da almaya çalıştık. Çalıştığımız konu gerçekten savunma sanayimizde yapacağımız her bir şeye diğer sektörlere örnek. Ama hangi sektör olursa olsun bunun temelinde bilim, teknoloji ve ona bağlı olarak da bu süreçlerin yönetiminin, ARGE sürecinin yönetimi. Bunu dikkate getirmeye çalıştık. İlginiz için, katılımınız için, katkınız için teşekkür ediyoruz.